Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi'nin coğrafya sorularının çözümlerini yapacağız şimdi sizinle beraber. Başlayalım. Birinci sorumuz bir dünya haritası sorusu. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Şimdi 5 bölge işaretlenmiş. Bu yerlerin hangilerinde günlük sıcaklık farkları daha azdır? Şimdi günlük sıcaklık farkı az ya da fazla olduğunu şuradan anlıyoruz. Eğer bir bölge deniz kıyısındaysa, yani ılıman bir iklime sahip demektir genel olarak. Bu da günlük sıcaklık farkının daha az olması gerekir. Şimdi bakıyoruz bu 5 bölgeden 3 tanesinin karaların iç kesimlerinde, yani karasallığın egemen olduğu yerlerde, yani kurak olabilecek yerlerde olduğunu görüyoruz. Doğal olarak 1 numara biliyorsunuz karasal iklimin hakim olduğu bir yerde günlük sıcaklık farkı fazla. 4 numara zaten en karasal olan. 5 numarada Avustralya çölleri üzerinde, yani burası da yine günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yer. Ama 3 numara Akdeniz ve okyanusal iklim bölgesinin tam kesişme noktasında, yani en nemli bölge aslında. 3 numara günlük sıcaklık farkının en az olduğu yer. 2 numara ise tundra iklimi alanında günlük sıcaklık farkının eksi tarafta az olduğu bir bölge. Yani deniz kıyısında olması günlük sıcaklık farkının daha az olmasını sağlamıştır. 2 ve 3 cevap, yani C şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, devam edelim. Bir diğer soruda da yine Türkiye'deki deprem bölgeleriyle ilgili, yapıyla ilgili bir soru gelmiş. Şimdi Türkiye'deki deprem bölgelerini bilmemiz gerekiyor bu soruyu yapabilmek için. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı ovalık alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. İşte 5 farklı bölge numaralandırılmış. Hangisi tektonik hareketlerin etkisi daha fazla? Yani aslında şunu istiyor bizden. Hangisinin olduğu bölgede deprem faaliyeti daha yoğun görülebilir diyor. Türkiye'de 3 bölge vardı biliyorsunuz. Hemen onları gösterelim. Birincisi Çanakkale'den başlayıp Kuzey Anadolu boyunca uzanacak Van'ın üzerinden İran'a giden. İkincisi Adana, Hatay, Mersin bölgesinden çıkıp yine Van Gölü'nün güneyinden İran'a doğru uzanan. Üçüncüsü de Batı Anadolu'da oluşan fay hatlarıyla BAF. Yani kuzeydeki KAF, Batı Anadolu'daki BAF, Doğu Anadolu'daki DAF. Hatta az önce Bingöl'de deprem oldu biliyorsunuz Doğu Anadolu fayı üzerinde. Bakıyoruz hangi ikisi 2 ve 4 numaranın üzerinden geçtiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Doğal olarak cevabımız Denizli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeryüzünde sıcak ve soğuk yağışlı yerlerde yoğun ormanların varlığına bağlı olarak bu alanlardan daha az nüfus bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlere örnek gösterilebilir? Şimdi Türkiye'de ormana bağlı olarak nüfusun az olduğu yerlere bakalım. Güneydoğu Asya biliyorsunuz dünyada nüfusun en yoğun olduğu yerler. İskandinav Yarımadası iklimden kaynaklı nüfus yoğunluğu az. Amazon Havzası, Amazon ormanlarını biliyoruz zaten. Yani aralarında aslında en kolay soru bu olmuş. Amazon Havzası dünya nüfusunun ormana bağlı olarak en az olduğu bölge. Kuzey Sibirya yine aynı şekilde iklime bağlı olarak nüfusun az olduğu yerler. Batı Avrupa nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birisi arkadaşlar. Burada bir bilgi sorusu aslında sorulmuş. Arkadaşlar demiş ki dünya üzerinde sahip olduğu özellikleri bakımından birbirine benzerlik gösteren alanlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılarak şekilsel ve işlevsel bölge olarak iki genel başlık altında incelenmiştir. Şekilsel bölge biliyorsunuz somut verilere bağlı olarak daha çok fiziki yapıya göre sınıflandırma yapılmıştır arkadaşlar. Yani Almanya'daki kuzey ovaları bölgesi mesela tamamen fiziki yapıyla ilgili. Türkiye'deki fazla yağış alan bölgeler, tundra bitki örtüsü bölgeleri. Bakın tamamen somut verilere göre sınıflandırma yapabilirsiniz. Ama diğeri işlevsel. Aslında şöyle düşünün. Türkiye'nin yönetimi var. İşte hükümet var. Hükümetin altında bakanlıklar var. Fakat bakanlıklar ne yapıyor? İşlevlerini daha iyi yürütebilmek için bölge müdürlükleri veya il müdürlükleri. Yani işte bu müdürlüklerin bölgesine de işlevsel bölge diyoruz. Japonya'daki bir gazetenin dağıtım bölgesi ne demek? Gazetenin bir genel müdürlüğü var. Bir de dağıtım bölgesi sorumlulukları var. Yani bölge bölge sorumlulukları var. İşte bu tamamen işlevsel bir bölge oluyor arkadaşlar.
Yani A şıkkı oluyor cevap. Evet, devam edelim. Bu da yine bu yıl ÖSYM'nin üzerinde durduğu konulardan birisi olacak. TYT'de ve AYT'de karşımıza gelebilecek net bir konu arkadaşlar. Doğal afetler konusu. Şimdi hangisi daha yavaştır diyor oluşum bakımından. Biliyorsunuz deprem anlık gelişen bir olay. Volkanik patlama yine anlık gelişen bir olay. Çığ hemen gözümüzle görebileceğimiz hızlı gelişen bir olay. Sel ve taşkın da aynı şekilde hızlı gelişen bir olay ama kuraklık bir yıl veya yıllarca sürebilecek çok yavaş gelişen bir olay arkadaşlar. Yani cevabımız kuraklık arkadaşlar. A şıkkı. Evet, Coğrafyacı Reis Instagram adresimizi ve Coğrafyacı Reis YouTube kanalımızı takip ederseniz mutlu oluruz.